siyaseti için demokratik, insani bir siyaset yürütemiyoruz. Tek bir sebebi var. Sayın Öcalan'a şahsında tüm Türkiye ve Orta Doğu'da yaratılmak istenen kaostur. Bunun için bu kaosun bitmesi, Türkiye'deki demokratik siyasetin önünün açılması için derhal AKP'nin bu tecritten vazgeçmesi ve Türkiye'deki barışçıl ortamın güçlenmesi için de Sayın Öcalan'la yürütülen müzakerelerin başlatılması gerekiyor. Bu anlamda biz Diyadin'de, Ağrı'da %80, %90 halkın güvenini almış bir parti olarak da, halkımızın sesi olarak da bu anlamda çağrımızı tekrarlıyoruz ve halkımızı da eğer tıkanan bu siyaset açılmasa biz tekrar sizlerin yanınıza geleceğimizi burada tekrar sizlere deklare ediyoruz. Çünkü AKP, MHP ile meclis başkanlığı seçiminde bir savaş hükümeti kurma amacını gütmüştür. Eğer bunu kurarlarsa Türkiye'yi tekrar bir kaos bekleyecek. Biz HDP olarak, sizler Türkiye'nin demokratik Kürt halkı olarak da mücadelemizi yürütmek zorundayız. O anlamda bizi barışa götürecek tek şey tecritin kalkmasıdır. Onun için herkesin bu anlamda duyarlı olması gerekiyor. Bu anlamda da biz HDP olarak üstümüze ne düşüyorsa onu da yapacağımızı, yaptığımızı da size buradan iletmek istiyoruz. Çünkü Ankara'daki hava bugün bizim seçimden çıktığımız seçim coşkumuzu karşılayan bir hava da değil. Bu anlamda Ankara'daki durumu da size aktarmış olalım. HDP'yi yok sayan, HDP'yi siyasette görmeyen bir anlayış Ankara'da geliştirmeye çalışıyor. Buna biz 80 tane HDP milletvekilinin buna karşılık vermesi de mümkün değil. Bizi buraya getiren, bizi var eden halktır. Tekrar bu tıkanan siyaseti demokratik bir inisiyatif alarak, demokratik bir seferberlik ruhuyla bunu açacak olan da yine halktır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.